Müzede bir gece gibi birçok ünlü filme de konu olan bu ihtişamlı doğa tarihi müzesinde görebilecekleriniz hayal edebileceğinizin de ötesinde. Şimdi birlikte göktaşı ve meteorların olduğu bölüme gidiyoruz. Evet, bu demir meteoru eski Mısırlılar bunun paslanmadığı için cennetin demiri olarak adlandırıyorlarmış. Ve 1836 yılında Afrika'da bulunmuş. Yanındaki hemen taş. Yanındaki taş 1883 yılında bulunmuş. Ölçümlerde dünyadan daha yaşlı olduğu tespit edilmiş. Dünyadan önce var yani. Evet, dünyadan önce de bu Taş varmış. meteor uzayda geziyormuş. Çok ilginç. Bunun özelliği de paslanmaması. Bu meteor 34 ton ağırlığında dünyada sergilenen en büyük meteor parçası. Aslında orijinalinde 200 tonluk büyük bir metalin parçalanan altı parçasından biri dünyada Grönland'e düşmüş. Özellikle bu sağ Kuzey taraf, Kutbu'nda. evet, Kuzey Kutbu'na düşüyor ve 1895 yılında bulunuyor. Eğer bu sağ tarafındaki metal kristal paternlerine bakıldığı zaman dünyada hiçbir demirde olmayan bir kristal paterni olduğunu söylüyorlar. Buna Zaten parlaklığı inanılmaz yani. Ekrandan da belli oluyor. Ve biz buna dokunabiliyoruz. Evet. Meteora ama dokunduk genel ama. olarak bu bir demir kristalleri, demirler kendi yani demir Kaç madeni. tondu? 34 ton diyor. Yazan öyle diyor. Ve burada irili ufaklı bir sürü meteor parçası var. Bu en büyüğü olduğu için gösterdim. Şu şekilde parçalanarak inmiş. Ve nereye indikleri de burada hepsi yazıyor. Ney? Kristal paterni Widmanstätten structure diye biliniyormuş ve dünyadaki hiçbir demirde bu kristal paterni bulunmuyormuş. Buradaki meteorlar büyük değil, parçalanarak dünyaya düşmüş olan meteorlar 1969 yılında bulunmuş. Yine aynı şekilde küçük küçük parçalar. Yani bunun meteor olduğuna kim karar verdi? Ben bunları görsem, aa taş der geçerim. Küçücük şuna bak mesela. Evet, bazı meteorların güzelliğine bakın. 1951 yılında Arjantin'de bulunmuş. Bunlar da onlar. Bunlar da bazı düşen meteorlardaki kristalleşmiş demirin paternleri. Bunlar dünyadaki herhangi bir demir madeninde veya demir kütlesinde bu paternler bulunmuyor. Sadece asteroitlerde bulunuyor.
Değişik türde birçoğu var. Evet, biz buraya geldiğimizde American Museum of National History'de saat 1'e geliyordu. Şu anda saat 5 ve 5.30'da kapanıyor. Bu nedenle çıkış yapmamız gerekiyor. Burayı bir günde dolaşmak imkansız tabii ki de. Biz sizlere dinozorların olduğu kısmı ve meteorların olduğu kısmı göstereceğiz. Bu müzeyi gezerken çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız.